Dedi ki o benim kardeşim, kimse ona kötü bir şey söylemesin. Yaşı da çok küçük, onu korumak amacıyla yanındayım dedi. Dün de evlenme teklif etti. Barış Murat Yalçın, Nisa Bölükbaşı, buyurun. Olay, olay, olay. Survivor'ın genç aşıkları Barış Murat Yalçın ve Nisa Bölükbaşı evleniyor. Hatırlayacak olursanız ikili geçtiğimiz yıl Survivor'da yakınlaşmışlar. Adadan ülkeye döndükten sonra ise birlikte görüntülenmeye başlamışlar. Kısa süre içinde ise haklarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar iddia olarak kalmamış. Barış ve Nisa'nın bir arkadaşlarının evinde öpüşme görüntüleri ortaya çıktıktan sonra çift köşeye sıkışmıştı. Akıllara Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı için kardeşim gibi sözleri gelmişti. Çift Barış Murat Yağcı'nın sosyal medya kanalında aşklarını itiraf etmiş ve ilişkilerini neden gizlediklerini açık açık anlatmışlardı. Gel gelelim ikili geçtiğimiz günlerde bombayı patlattı. Barış Murat Yağcı Taksim'in ortasında dizlerinin üstüne çöktü. Sevgilisi Nisa'ya evlenme teklif etti. Bu görüntülere kimileri reklam kokuyor derken kimileri de çok ama çok romantik buldu. İşte o yorumlardan bazıları. Nasıl reklam kokuyor? Bu ne iğrenç bir şey ya. Bu çok özel anı bile dejenere ettiniz. Oyunculuk harika. Yarın işe başlayın. Ya bayılıyorum bu ikiliye. Ne diyelim? Şimdi gözlerimiz bu ikiliden gelecek başka güzel haberlerde. Tabii büyük de konuşmamak lazım. Kardeşim benim. Onu koruyorum. Onun yüzden yanındayım dedikten sonra bir öpüşme videosu. Ben böyle bir rezillik görmedim. Gerçekten böyle bir rezillik yok yani. Ya insan böyle şeyler söylemiyor. Bunun adı rezillik. Niye Artı hocam? Ay. Belki büyük konuştu sonra aşık oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. İnsanın kardeşlik duyguları olduğu birine aşık olmuş olması çok. Ya arkadaşlık duygusu aşka dönüşebilir de kardeşlik duygusu dönüşemez. Çünkü ona bir kardeş gibi baktıktan sonra. O gözle sonra, bakarsın. Yani o gözle bakarsın. Berk, yani o şey çok saçma ki, olmuş. O Sercan diye de bir futbolcu vardı biliyorsun, Nisa'ya aşıktı. Biliyorum ha. Böyle demiş, Nisa ve Barış'ın ilişkisini öğrenen ve aynı zamanda Nisa'ya aşık olan Sercan Instagram hikayesine iğrençsiniz adı altında laf sokmuş. Çünkü şöyle o dönem adada evet Sercan Nisa'ya aşık oldu ve Nisa... Ay bu herkes kendi arkadaşının sevgilisine yürümesi ya da neyse ne hani yeni bir şekilde... Bu. Çünkü neden biliyor musun, bu normalleşti. Yıllardır bunun kavgasını veriyorum ben. Yıllardır evet, kırsaklarım niye bu kadar normalleşmesin diye. Çünkü artık herkes beraber evine giriyor, beraber masada oturuyor, sonra bana bak, kız arkadaşı senin evine girip Ömer'i alıp gidiyorlar. Artık yani böyle neredeyse. Oldu. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çünkü bunu yapanları para alıp susup yazamayan gazeteciler vardı. Evet abi. Bu, o yüzden bu kadınlara hep dedik ki bu kadına hiçbir şey olmuyor. Ama unutmayın ki ona bir şey oldu. Ha. O zaman da ne soruyor? Normal insanlar da ne düşündüler? Bir şey olmuyor ki. Türkiye'de artık bu ayıp değil ki. Meşrulaştırdılar. Tabii ki. O yüzden ben burada sen gırtlağım, de gırtlağım bağıra bağıra. Bunu ama söylemeye çalışıyorum. Şimdi buradaki sistem, bunlar çok genç. Çok gençler, çok küçükler daha. Kaç yaşında? 20 yaşında falan mı herhalde? Yani bunlar, Nisa küçük ama Barış küçük falan değil yani. Şimdi ona bir sormak lazım. Ya kurtarmak için durumu kardeşim gibi görüyorum dedi. Çünkü eskiden de yaparlardı bunu. Ay ben onu kardeşim gibi görüyorum falan deyip de aşk yaşayan ilk ünlü onlar değil. İlk çift onlar da evet. Değil. O yüzden de ya bunu kurtarmak için yaptı, kamufle etmek için yaptı. Yani her ama bugün ama bunu bilerek yapıyorsa çok 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 kötü bir şey. Bilerek yani. Değil, o sırada gerçekten belki de bir şey yoktu. Ha. O yüzden de bunu da hani nötr yapmak için dedi ki ben. Ama dedim, onun da bir sözü vardır ya. Kardeşleme ne lazım olur bir şey ne bir evet, şey. Bir de mesela ben onu da sevmiyorum. Sitcomlarda ya da bir şeylerde abla deme lazım olur. Ne demek? Ama ya? İşte doğrusu bu. Evet doğru işte. Zaten bunun da doğru olmadığını hayır, söylüyorum. Hayır. Yani doğru bunu o yüzden tabii.
Hani ne demek lazım olur ya? Ablaysa dünya aret ablamsın mı artık yani? Yok hayatım ya, artık ben şöyle öyle bir şey söyleyeyim yok. Yani kardeş gözüyle baktın. Yandık ya. Arkadaşının sevgilisi, arkadaşının kocası, arkadaşının karısı. Bunlarla gerçekten beraber olanlar gerçekten bu çocuklar için söylemiyorum. Çünkü bunun neden ne amaçla bunu söylediğini tam bilmiyoruz. 98'li evet bu da tabii Instagram'da. Nisa 98'li. Instagram'da falan. 18 yaşında. Siz belki daha iyi takip ediyorsunuz. Instagram'da ve yorumlarda gördüğünüz gibi herkes bir şekilde prim kasmak, reklam yapmak, acaba yeni proje mi var diye çok söyleniyor. Ha, böyle bir şey reklam olma ihtimali var mı? Ya var. Aklıma da o yüzden dedim acaba bunlar gerçekten birbirlerine teklif çünkü ediyorlar. Çünkü seyirciler bizden çok daha iyi bazı şeyleri daha görüyor ya. Daha kötü biliyor musun? Daha kötü. Tabii. Bak bunu böyle hiç eleştiriler var ya. Bıçak gibi. İnanılmaz eleştiriler var. Sadece proje için, tıklanmak için, YouTube çünkü kanalı için bunu yapıyorsa rezillik zaten. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben de gerçek olduğunu ben düşünüyorum. Ben bunların birbirlerini sevdiklerini düşünüyorum şu anda. Baştan tabii sen ağzından çıkana kadar sen lafın esirimsin. Evet. Ağzından çıktıktan sonra sen şeyin esirisin. Fan... Neyse hatırlamıyorum. Siz anlayın. Galiba fanlar bunları gaza... Boşlukları doldurun. Fanlar bunları gaza getirmiş galiba. Hmm. İkisinin fanları onların aşk yaşamasını motive etmiş. Ay gaza şöyle gazlara gelmesinden. Bunu i̇şte herkes diyoruz. Geliyor. Sana diyorum ki ben ay bu çok yakışıklı. Ay bu ne siz kadar siz yapıyorsunuz iyi. Şu i̇şte. Anda. Yapıyorsunuz ama ben gaza gelmem. Merak etmeyin. Sağlam bir şekilde. Bak. Sen mi gaza gelmezsin? Söyleyebilir miyim onu? Demeyeyim neyse reklam. Aman aman onu demeyeyim. Hayır ne söylüyorsun ya? Söyle. Gazla çalışan bir tane araba şeyi var ya reklama giriyor söylemeyeyim. Bugün hepten gideceğiz yani. Kes. O zaman ne diyoruz? Çingenem çingenem kara gözlü çingenem aşkınla tutuşur yandım çingenem. Ebru Gündeş'i özledim be. Bir şarkı çalalım şöyle. O zaman evet, seni gönderelim. Evet, gönderelim evet. Onun yanına hemen. Kimi beni mi? Seni. Gönderim valla. Türkiye'nin en zengin şarkıcısı, en kariyerli, en iyi sesi olan. Niye? Öyle. Ben yani. Bir şey demedim. Gerçi onun yanında o Sedef var ya, o Sedef varken. Aklıma geliyor illa birisi. Yani. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Hadi dedim mi dedim. Hiç... Dedim. Neyi dedin? Dedim mi? Adamsın. Peki adam bir şey diyeceğim. Siz istedim. Hiç büyük konuşup, tabiri caizse... Derler ya tükürdüğünü yalamak. Oldu mu? Tabii. 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 Sizlerden çok gururla. Biz sizin gibi yalan söylemiyoruz hayatım. Ben çok severim tükürdüğümü yalamayı. Ama öyle ya. Çocuklar, bu çok gerçek. İnsani bir şey değil mi ya? Aynen ya. Çok insani tabii bir şey. Tabii insani. Tükürdüğünü ama bak, yalamak ama değil o. Bu çok tehlikeli bir boyut. Bunu abi ya bilmiyoruz neyi göstereceksiniz. Bu tükürdüğünü yalamak falan diye hayatım. Şu anki. Tükürdüğünü yalamak ne biliyor musun? Ölsem dönmem, ölsem bir şey yapmam, şeytan görsün yüzünü, ben bunlar nasıl olmuşum falan deyip ona dönmek hiç mesela tükürdüğünü yalamak. Hiç abi dediğin birisine aşık olmuyor. Yok ki yok bunlar, hayır, bunları demiyoruz ha. Tabii. Tükürdüğünü hiç yalamak başka. Hiç abi birisine aşık olamam ben sadece. Hayır yani. Peki sana hiç kardeş gibi gözüyle bakan biri niyetini bozdu mu? O da hiç bozmadı. Hiç öyle kardeş. Benden büyük bir erkek arkadaşım olmadığı için öyle bir şey olmadı yani. Ha. Hani kardeşim gibi. Ha? Şimdi bu ama ilerleyen günlerde biz bu işin gerçekliğine bakacağız. Gerçekten teklif ne var mı? Ne yapacağız mesela? Yani gerçekliğine bakacağız. İşte yani işte. Ay, güzel bak, soru söyledi. Ne yapacağız yani? İnan ben de merak ediyorum. Ben gerçekten ama sevmişler birbirlerini. Fakat, baştan da çocuk. Tamam, ben teknik bir şey sorayım. Teklif ederken Nisa Bölükbaşı. İsim soruyorsun. Seren Serengil. Yani. Benimle evlenir misin? Mi dersin yani? Hani niye soyadını söylüyor? Tren rayının üstünde. Ha? Ne diyor şimdi ki çocuk? Nisa Bölükbaşı. Ha. Benimle evlenir misin? Ya boşver çok gençler çok şeyler ne yaptıklarını zaten bildikleri bile yaşta değiller yani. Bırak evlenecekler ne yapacaklar yapsa rahat bırakmak lazım. Çünkü kız çok küçük ya. Evet evet. Bu çok da tatlı bir... sincaba benziyor. Ay kız küçük. Evet kız çok sempatik. Ama çocuk büyük. Ya, ne alakalı çocuk oldum. 30 yaşında. O anlamda demiyorum hani. Ha. Aklı başında anlamında söylüyorum. Tamam aklı başında da ne yapıyor şu anda bunlar aklını başından aldık. İşte. Hiçbir şey yapmıyorlar. Baştan kardeşim dedi. Bence olayı kapatmak için dedi. Veya yoktu. Hakikaten öyle düşünüyordu. Ama kardeşçe yorumlarınızı baktığın alalım. Zaman kardeşçe baktığın bir kadına sonradan nasıl sevgili olarak bakıyorsun? O bana birazcık acayip geldi. Yani. Doğru değil o. Ama şunu çıkıp söyleyeyim. Hangisi daha doğru peki? Arkadaşının aşkını almak mı? Kardeşim dediğine aşık olmak. İkisi de birbirinden rezillik. Ya be aynen bana öyle yani. Bana böyle şeyler sorma Allah aşkına. İkisi ama arkadaşının karısına ve kocasına bakmak dünyanın en büyük ahlaksızlığı. Bunlar ahlaksız bir. Bunları yani gerçekten ben taşlamak istiyorum. Bak. Ya gerçekten. Bu arada bir izleyicimiz ne yazmış? Bak yazıyorlar. Yazıyorlar. Bir izleyicimiz demiş ki yıllarca ben babamla annemi
Okula götüreceğim, o benim kardeşim dedi kocam. Evet. Ama demiş sonra benimle evlendi. İşte, okula götürüp getirirken aşık olmuş. Tabii. Ay bir de şey var, aynı yani grupta abisiyle arkadaş kardeşler olur ya, kız ha, kardeşler bilmem ne. Ha. Sonra abisinin arkadaşı. Arkadaşının kardeşine. Tabii arkadaşının kardeşine. Reklamlara gideceğiz onun şimdi. Abisi de çok genişmiş. Nasıl ay bu? Biz yakında Müge Anlı'ya bağlarız. Ay, yani şöyle bir şey, onlar çok anormal gelmiyor bana açıkçası. Ha. O onlar kız büyüyünce güzelleşiyor falan, değişiyor belki. O küçük. E ne yapalım, ola, olabiliyor. Aslında genelde küçük kız hep büyüğe aşıktır. Ama arkadaşının kocasına bakmak dünyanın en büyük ahlaksızlığıdır. Ahlaksızsınız bakanlar. Reklamlar. Ahlaksız.